Merhaba arkadaşlar, modern atom teorisinin ikinci bölüme geldik, elektron dizilimlerine ve bu ilk videomuz. Bu videoda orbitallerin enerjilerinin belirlenmesinden ve afba kuralından söz edeceğiz, bunları öğreneceksiniz. Orbitallerin enerjileri nasıl belirliyoruz bununla başlayalım. Çünkü biz bu enerji sıralamasına göre elektronların yerleşimini yapacağız. Derler ki, madalim klechowski kuralı olarak geçiyor her ne kadar çok okuyamasam da, Orbitallerin enerjileri karşılaştırılırken n artı l değerlerine bakılır. Ve şöyle yapacağız. n artı l değeri arttıkça orbitalin enerjisi artıyor arkadaşlar. Orbitalin enerjisi artar. Şimdi az sonra yapacağız. Göreceksiniz bazı durumlarda n artı l değeri eşit çıkacak. N artı L değerinin eşit olduğu durumda eşitse diyeceğiz ki N değeri büyük olan orbitalin enerjisi daha fazladır. Ve biz daha fazladır. Bu n artı l değerlerine göre orbitallerin enerjilerini karşılaştırıp bir enerji artış sıralaması yapacağız ve elektronlar da enerjilerine göre orbitallere yerleşiyor olacaklar. En düşük enerjili orbitalden başlamak üzere arkadaşlar. Burada gördüğünüz ilk 4 enerji seviyesinde bulunabilecek orbital türleri. Bunların enerjilerini sıralayalım gelin az önceki kuralımıza göre. Öncelikle orbital gösteriminde şöyle diyelim ki 5S diye bir orbitali gösteriyoruz. Bu bize enerji seviyesini yani N değerini veriyor. N eşit 5. Şuna denk gelen açısal momentum kuantum sayısı ise 0. Açısal momentum kuantum sayılarımız 0'dan başlayarak değerler alabiliyordu. S 0, P 1, D 2, F de 3'tü arkadaşlar. Şimdi birinci enerji seviyesinde sadece 1S orbitali var. 2'de S ve P var. 3'de S, var. 4'de S, var. Bulalım enerjilerini. N değeri 1. S'ye denk gelen açısal momentum kuantum sayımız 0 olduğuna göre toplamları 1 olacak. N değeri 2. 0, 2 etti. 2, P'ye denk gelen açısal momentum kuantum sayısı 1 olduğu için toplamları 3 etti. 3, 0, 3. 3, 1, 4, 3, d'ye denk gelen değerimiz 2 idi. 5, 4, 0, 4, 4, 1, 5, 4, 2, 6 ve 4, 3, 7 etti. Böylece n artı l değerlerinin toplamını bulduk. Şimdi n artı l değeri en küçük olan 1s. Dolayısıyla bunun enerjisinin, bu orbitalin enerjisinin en az olduğunu söylüyoruz. Sonra bakınız toplam 2 olan 2S var. Baktığımızda N artı L değeri eşit olan 2P ve 3S var. Bu durumda ne yapacağız? N değeri fazla olanın enerjisi daha fazla diyeceğiz. Yani 3S'in enerjisi daha fazla olacak. 2P, 3S. Yine toplamları 4 olan 3P ve 4S var. Ama bunun baş kuantum sayısı n değeri daha fazla olduğuna göre 4s'in enerjisi 3p'den daha fazla olacak. Sonra baktık toplamları 5 olan 3d var, 4p var. Ama bunun n değeri daha fazla olduğuna göre 4p'nin enerjisi daha fazla olacakmış. Yani 3d, 4p, sonra 4d ve 4f diyeceğiz. Bu enerjilerinin, orbitallerin, bu orbitallerin enerjilerinin sıralaması olacak arkadaşlar. Az önce biz ilk 4 enerji seviyesini yaptık. Bakın burada 7. enerji seviyesine kadar orbitallerin enerjilerinin artışı gösterilmiş. Yine buradan da bakacak olursak, bakın 1s'in enerjisi en düşük. Demek ki 1s ilk e, en düşük enerjili orbitalimiz. Sonra 2s gelecek, 2p, 3s, az önceki sıralamayı gösteriyor size. 3P, sonra 4S, 3D, sonra 4P, bakınız şurada, 5S, 4D, 5P, 6S diye gidiyor. Tabi burada şöyle bir şey var. Şurası birinci enerji seviyesi desek, şurası ikinci enerji seviyesi desek, üç desek, dört desek. Çekirdekten uzaklaştıkça arkadaşlar enerji seviyeleri birbirine yaklaşıyor. Dolayısıyla birbirlerine yaklaştıkları için de bakınız birbirlerinin enerji bakımından içine geçmeye başlıyorlar. Ama bizim için önemli olan şu sıralamadır. Bu sıralamayı bilmelisiniz. En azından şuraya kadar rahatlıkla yazabiliyor olmalısınız bu sıralamayı. Orbitallerin enerji sıralaması için kullanabileceğimiz başka bir yöntem daha var. Onu da göstereyim size. Yağmur damlası vesaire gibi bir şey söyleyebiliriz. Bakınız birinci enerji seviyesinde bir S var. 2'de S ve P var. Üçte S, P, D var. 4. enerji seviyesinde S, var. Beşte SPD, altıda SP ve de S, P, D, 6'da S, ve 7'de de S'i gösteriyor olalım. Şuraya kadar olan bulunan 118 elemente kadar düzenli gidendir. 5, 6 ve 7 bulunan elementlere göre, 118 elementlere göre var olan durum. Tabii ki 6D, 6F vesaire de var olan orbitaller ama biz henüz o orbitalleri dolduracak kadar elektronu olan bir atoma sahip değiliz. Şöyle yaparsınız. 1S enerjisi en düşük olan orbital. Burayı bitirdim. Hop şuraya döndüm. Sonra 2S, Burayı bitirince şuraya dönersiniz. 2P 3S. Bitirdik. 3P 4S. Biraz yazayım. Siz geçersiniz burayı anladığınızda 4P 5S. Bitirdikten sonra 4T 5P 6S ve buradan sonra 4F 5D 6P 7S diye gidiyor. Dediğimiz gibi bu orbitallerin enerjisinin artış sıralaması. Hatta bunun için şöyle say say paraları say paraları say demir paraları say demir paraları say bundan sonraki 4F 5D 6P 7S F için söyleyebilecek bir şeyim yok. Oraya da siz bir şey uydurursunuz. Bu tür bu tür tekerlemelerde söylenebiliyor. Bu sıralamada dediğim gibi Şuralara kadar falan çok rahat yazabiliyor olmanız beklenir sevgili arkadaşlar. Gelelim afba kuralımıza. Afba kuralına göre arkadaşlar temel hal elektron dizilişleri yazılırken elektronlar çekirdeğe en yakın ve en düşük enerjili orbitalden başlanarak yüksek enerjili orbitale doğru yerleştirilir. Şimdi biz az önce orbitallerin enerji sıralamasını yapmıştık. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. 4s 3d 4p vesaire diye bu orbitallerin enerji artışının sıralamasıydı. Dolayısıyla elektronları da bu sıralamaya göre diziyor olacağız. Ve bu sıralamaya göre elektronları yerleştirirken s'ye, p'ye, d'ye ve f'ye s'ye 2, p'ye 6, d'ye 10, f'ye 14 yerleştirebileceğimiz maksimum elektron sayısıdır. Tabii ki bizim elektron sayımıza göre biz e, bu orbitallere elektronları koyacağız ama buraya koyabileceğimiz maksimum elektron sayılarını göz önüne alacağız ve sonrasında bu orbitallerin enerjilerinin artışını da gözeterek elimizde bulunan elektronları orbitallere yerleştiriyor olacağız. Mesela bir örnek yapacak olalım. Hatta şöyle bir şey de göstereyim. Diyelim ki hidrojenin elektron dizilimini yapacağım. En düşük enerjili orbitalimiz bizim 1s ve bir tane elektron olduğu için 1s'e bir, bir tane elektron yerleştireceğiz. Bu gösterimde şu bir değeri bize baş kuantum sayısını verecek ya da elektronun hangi enerji seviyesinde olduğunu verecek. S alt katmanı belirtiyor. Yani orbital türünü belirtiyor. Bu da orbitalde bulunan elektron sayısını belirtiyor. Evet, s maksimum 2 elektron alabiliyordu ama bizim bir tane elektronumuz olduğu için biz s'ye bir tane elektron yerleştirdik. Şimdi alüminyum 13'ü yapalım. Bundan sonraki videolarımızda zaten bunlarla ilgili örnekler var ama orbitallerin enerjilerinin artış sıralaması şuydu. Ben biraz yazayım. Şu şekilde gidiyordu. S'ler maksimum 2, P'ler maksimum 6, D maksimum 10, F maksimum 14 elektron alıyordu. Ama bizim elimizdeki elektron sayısı 13. O zaman ne yapacağım? S'ye 2 yerleştirdim. 2 de buna koydum 4. 6 alabiliyor 10 etti. Maksimum 2 alabiliyor. 12 etti. Şimdi normalde P6 elektron alıyor ama bizim elektron sayımız 13 olduğuna göre buna kalacak elektron sayısı da 1 olur. Dolayısıyla şunlara ihtiyacım yok. Biz elektron bulunduran orbitalleri gösteriyoruz. Bakınız 2 4 10 12 ve 13 elektronu orbitallere enerjilerinin artışına göre dizmiş olduk. Bu da temel hal elektron dizilimidir alüminyum atomunun. Evet bu videoda orbitallerin enerjilerini belirledik ve Aufbau kuralından bahsettik. Elektron dizilimlerine diğer videolarımızda devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.